Merhabalar arkadaşlar. Kampımızın 19. gününe hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kümeler olacak arkadaşlar. Kümeler bizim için gerçekten önemli bir konu. Hem TYT'de hem de AYT'de soru gelirken aynı zamanda aslında kombinasyonunda bize altyapısını hazırlıyor. Hemen o zaman hazırsanız hemen gelin konumuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle küme ne demek? Küme iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Bir topluluğun küme oluşturabilmesi için göreceli olmaması, yani herkes tarafından aynı şekilde algılanması gerekecek. Bakalım bize bir tane küme verilmiş. 1 2 3 4'ten oluşuyor. İşte bu tarz verilere biz liste yöntemi diyoruz. Biz aynı A kümesini şöyle bir Venn şemasına gösterirsek içinde noktalarla buradaki elemanlarımızı yazıyoruz. Bir de ortak özellik yöntemimizde ise A kümesi x'lerden oluşur öyle ki buradaki verilen elemanların ortak özelliğine bakarsak 1, 2, 3, 4. O zaman ben burada x'in 0'dan büyük 5'ten küçük olduğunu aynı zamanda tam sayı olduğunu söyleyerek işte ortak özellikteki bu elemanları ifade etmiş olurum. O zaman bize ortak özellik yöntemi verildiğinde bizim muhakkak buradaki elemanları şöyle listeye dökerek buradaki elemanları çıkartmamız gerekecek. Şimdi arkadaşlar bize iki tane küme verildiğinde A kesişim B ilk gösterdiğimiz burada hem A'da hem B'de olan elemanları ifade ediyoruz. O zaman burayı tekrar çizersek bakınız hem A'da hem B'de olan ortak elemanlarımız bu ortadaki elemanlardır. Dolayısıyla burası A kesişim B'ye eşit olacak. İkincisi ise A birleşim B. Burada ise hem A'yı hem B'yi birleştir diyor. O zaman arkadaşlar bakınız A'nın elemanlarıyla B'nin elemanlarını birleştirirsem işte buranın tamamı bana A birleşim B'yi verirken aynı zamanda A birleşim B'nin eleman sayısı eşittir. Bakınız gelin biz burada A kümesinin tüm elemanlarını alalım. Yani S diyelim. Artı S B dediğimde bakınız şu an ortadaki kısmı hem A'da hem B'de. Dolayısıyla ikisinde de saydım. O zaman ben bunu çıkarttığımda işte bu bana A birleşim B'nin eleman sayısını verecek. Geçelim üçüncüye. Burada ise arkadaşlar A slash B. A fark B demek. Hatta biz bunu A eksi B ile de gösterebiliriz. İşte burada ise A kümesinin B kümesinden farklı olan elemanlarını istiyoruz. Gelin tekrar şöyle iki kümemizi de çizelim. İşte farklarda ikinci kümeyi şöyle parmağımızla kapatırsak. Bakın şu an yeşille taradım. İşte geriye kalan bu kısım A'nın B kümesinden farklı olan yerlerini verecek. Burada da B fark A denmiş. Aynı zamanda biz bunu b a ile de ifade edebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle iki tane kümeyi tekrar çizdiğimde bu sefer b'nin a'dan farklı yerlerini istiyorsam ikinci kümeyi yani a'yı kapattığımda işte b'de açıkta kalan kısım b'nin a'dan farkını bize verecek. Şimdi sorumuza bakarsak bu tarz sorularda a var b var hemen burada A ile B'yi kesişim şeklinde ifade ettim. Şimdi arkadaşlar önceliğimiz kesişim olmalı çünkü hem A'da hem B'de sayıyoruz. Dolayısıyla A ile B'nin kesişimi, bakınız, burası olurken bize 5 olarak verilmiş. Şimdi tek tek bunlara bakarsam, A'nın eleman sayısı 8 artı x'te, e, buranın tamamı 8 artı x olacaksa, sağda 5 olduğuna göre sol tarafta 3 artı x oldu. Geçelim B'ye. Burası 3x artı 2 ise ben buranın tamamının 3x artı 2 olmasını istiyorsam benim bir 3x'e ihtiyacım var. E, 5'i de 2 yapmak için bir de eksi 3'e ihtiyacım var. Gelelim sona. A birleşim B de bize 5x olarak verilmiş. Arkadaşlar bakınız burada A birleşim B buranın tamamı. Yani ben buradaki tüm ifadelerimi toplarsam öncelikle gelin bilinmeyenleri toplayalım. 3x x daha oldu 4x artı 3 eksi 3 birbirini götürürken artı 5 eşittir 5x olacak ve buradan aradığımız x değeri 5'e eşit bulunmuş olacak. Şimdi arkadaşlar alt küme kavramı bizim için çok önemli. Bir A kümesinin bütün elemanları B kümesinin de elemanı ise işte A kümesi B'nin alt kümesidir diyoruz. Ve biz bunu A alt kümesidir B diye veya bu taraftan okursak B kapsar yani daha büyüktür içine alır ayı diye okuyoruz. Öncelikle her küme kendisinin alt kümesidir ve boş küme her kümenin alt kümesidir. Şimdi alt küme kavramını daha kolay anlayabilmek için gelin burada size verdiğim A kümesinin tüm alt kümelerini elde etmeye çalışalım. Öncelikle arkadaşlar boş küme her kümenin alt kümesiydi. Dolayısıyla öncelikle boş kümemi yazarsam şimdi bu kümeden bir eleman seçerek kümeler oluşturduğumda bakınız 1, 2 ve 3 bu küme bu kümenin elemanlarıyla oluşturulabilecek bir elemanlı alt kümelerdir. Şimdi iki elemanlı alt kümelerimizi yazarsak bir ikiyi seçebilirim, bir üçü seçebilirim veya iki 3'ü seçebilirim. Bir de tüm elemanları seçerek unutmayalım her küme kendisinin alt kümesiydi. 1 iki 3'ü seçerek işte bu kümemi de oluşturmuş oldum. Bakınız burada bir tane, burada üç tane, burada üç tane, burada da bir tane. Yani toplam sekiz tane alt kümem oldu. O zaman üç elemanlı bir kümenin alt küme sayısı iki üzeri üçe eşittir diyebiliriz. O zaman arkadaşlar en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı üç elemanlı da iki üzeri üçtü. İki üzeri neye eşit olacak? Öz alt küme ise bir kümenin kendisi hariç tüm alt kümeleriydi. E kendisi her zaman bir tane olacağına göre tüm alt kümelerden bir çıkardığımda işte öz alt küme sayısını elde etmiş oluruz. O zaman öz alt küme sayımız da 2 üzerine eksi 1'e eşit olacak. Şimdi bakalım sorumuza. 3n 3 elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı denmiş. Arkadaşlar alt küme sayımız 2 üzeri eleman sayımızdı. Dolayısıyla 2 üzeri 3 ne? Eksi 3'e eşit olacak. İle öz alt kümelerinin sayıları toplamı denmiş. Arkadaşlar bunu topladık. Öz alt kümelerimiz de Kendisi hariç olduğu için 1 çıkartırsak 2 üzeri 3n eksi 3 eksi 1 olurken bakınız bu 127'ye eşitmiş. Şimdi gelin eksi 1'i sağ tarafa atalım. Burası 128'e eşit olurken e burada aynı iki tane şeyi toplayıp 128 bulduğuma göre 2 tane 2 üzeri 3n eksi 3 eşittir 128 olurken gelin 2'ye bölelim. Burası oldu 64. E 64 sayısı 2'nin 6. kuvvetine eşit olurken 2 üzeri 3n-3 -3, 2 üzeri 6 ise tabanlarımızın eşit olduğu durumda üstler eşit olacak. Buradan 3n-3 -3 eşittir 6 dersek n değerimiz 3'e eşit bulunacak. Bizden n değeri istendiğine göre cevabımıza ulaşmış oluruz. Şimdi arkadaşlar N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı. Yani buradan N tane elemandan R tane eleman seçiyoruz. O zaman işte seçim yaparken burada kombinasyon devreye girecek. Ve N elemandan R elemanı seçerken bunu kombinasyon N'in R'lisi veya N'in R'lisi ile gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar kombinasyonda ise N'in R'lisi üsttekinin faktöriyeli bölü ...farklarının faktöriyeli ve alttakinin faktöriyelinin çarpımına eşit olacaktır. Şimdi burada n'nin sıfırlısı demek... ...n elemandan sıfır tane eleman seç demek. Arkadaşlar biz n elemandan sıfır eleman seçtiğimizde... ...hiç eleman seçmiyoruz. Dolayısıyla bu boş küme olurken... ...bir tane boş kümemiz vardır. Dolayısıyla bir eşittir diyebiliriz. n tane elemanı birer birer ayırdığında... ...toplam n tane elemanım olacaktır. n'nin n'lisini seçersek... E hepsini seçtiğimde bir tane küme olduğu için n'nin n'lisi de bir olurken n'nin ağlısı n'nin beylisine eşitse arkadaşlar bu durumda iki farklı durum söz konusu olacak. Ya alttaki sayılarımız birbirine eşit veya alttaki sayıların toplamı bize üstteki bu n sayısını veriyorsa işte yine bu eşitlikten bahsedebiliriz. Hemen bunu örneklemeye çalışırsak geliniz arkadaşlar 7'nin ikilisini ve 7'nin beşlisini inceleyelim. Bu üsttekinin faktöriyeli bölü farkları 5 faktöriyel alttaki 2 faktöriyel demek. Bu ise üsttekinin faktöriyeli bölü farkları 2 alttaki 5 faktöriyel demek. Bakınız 7'ler 5'ler ve 2 faktöriyeller birbirine eşit. İşte gördüğünüz gibi 2 artı 5 bize 7'yi verdiği için işte buradaki özelliğinde sağlandığını göstermiş olduk. Şimdi gelelim buradaki ifadeye. Arkadaşlar bu ne demek? En elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümeleri, bir elemanlı, iki elemanlı nokta nokta dersek, burası da en elemanlı alt kümeleri olduğuna göre e, biz zaten burada tüm alt kümeleri toplamış olduk. Dolayısıyla burası tüm alt kümelerimiz olurken, en elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısı da. 2 üzeri n e eşittir. Dolayısıyla burada tek tek hesaplama yapmamıza gerek kalmayacak. Şimdi A kümesinin 3 ve 4 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşitmiş. Arkadaşlar biz A kümesinin kaç elemanlı olduğunu bilmiyoruz ve buna gelin ne diyelim? E o zaman 3 elemanlı alt kümeleri n'in üçlüsü olurken. 4 elemanlı alt küme sayımda n'in dörtlüsü olacak ve bunlar birbirine eşit verilmiş. E üstler aynı iken altlar birbiriyle aynı değilse bu eşitlik ancak n'in 3 artı 4'e yani 7'ye eşit olduğu durumda sağlanacaktır. O zaman a'nın eleman sayısı 7'ye eşittir diyebiliriz. Şimdi bizden en az 2 elemanlı alt küme sayısı istenmiş. O zaman bu 7 elemandan 2 eleman seç. Artı en az 2 dendiği için 2 iki ve 2'den daha büyükler olur. 7 elemandan 3 eleman, 7 elemandan 4 eleman seç nokta nokta diyelim. E en fazla da hepsini seçebilirim. Şimdi arkadaşlar bakınız buranın tamamını hesaplamaktansa biz burada önünde 7'nin birlisi ve 7'nin sıfırlısı da olsaydı biz buraya tüm alt kümeler dolayısıyla 2 üzeri 7 diyecektik. Fakat burada işte şu an pembe ile yazdığım 7'nin sıfırlısı ki biz zaten bunun 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunu çıkardım. 7'nin birlisi de 7'ye eşittir. O zaman bunu da çıkartırsam işte kalan buradaki ifadeyi kolaylıkla elde etmiş oluruz. Gelelim 2 üzeri 7 nedir arkadaşlar? 128. Ben bundan 8 çıkartırsam işte 120 tane alt kümem olduğunu bulmuş olurum. Şimdi bu sorumuzda ise bu kümenin alt kümelerinin kaçında bazı elemanların varlığı ya da yokluğundan bahsedilmiş. Arkadaşlar alt kümeleri dendiği için koşulsuz yani tüm alt kümelerinden bahsediyoruz. Şimdi birin eleman olarak olmasını istiyorsak bir elemanını bu kümeden alıyorum ve bunu var olması için cebime koyuyorum. O zaman geriye kalan buradaki dört elemanla Kaç tane alt küme türetebilirim? Buna bakacağım. E 4 elemanla ben 2 üzeri 4 yani 16 tane küme türetebilirim. E, bu 12 tane kümenin her birine bir elemanı yazdığımda elimde yine 16 tane küme olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabına ulaşmış oluruz. Geçelim B'ye. Burada ise 1 vardır 2 yoktur demiş. Tekrar kümeme geri döndüm. 1 bir varsa biri sildim, cebime koydum. 2 yoksa 2'yi bu kümeden sildim ve çöp attım. Şimdi geriye kalan elemanlarıma bakarsam 3 4 5 yani 3 elemanım kaldı. İşte ben bu kalan 3 elemanla 2 üzeri 3 yani 8 tane alt küme türettim ve buradaki elemanların her birinin yanına 1 koyduğumda yine 8 tane kümem olacak. Dolayısıyla bu sorumun cevabına da ulaşmış oldum. Gelin tekrar silelim. Geçelim C'ye. 1 veya 2 vardır denmiş arkadaşlar küme sorularında permütasyon kombinasyon ve olasılık sorularında veya görürseniz Lütfen şunu yapın Şimdi veya aslında buradaki birleşim demek Dolayısıyla bize 1 veya 2 vardır dendiğine göre ben öncelikle burada bir'in var olduklarını hesaplayacağım veya. 2'nin var olduklarını hesaplayacağım. E ben 1'in veya 2'nin var olduklarını hesapladığımda bakınız kesişimlerini her ikisinde saymış oldum. Dolayısıyla işte bu kesişimi çıkartmam gerekecek. O zaman 1 ve 2 varı çıkartmaya çalışacağım. Şimdi gelin 1'in var olduğunu hesaplamaya çalışırsak 1'i sildim. Geriye kalan 4 elemanla 2 üzeri 4 yani 16 tane küme ürettim artı diyelim. Şimdi bunu sildim. 2'nin var olduğuna hesaplıyorum. 2'yi sildim koydum cebime. E geriye yine 4 elemanım kaldı ve ben bu 4 elemana 2 üzeri 4 yani 16 tane küme elde ederim. Eksi 1 ve 2 var denmiş. Şimdi ise hem 1'i hem 2'yi sildiğimde ve cebime koyduğumda geriye kalan bu 3 elemanla 2 üzeri 3 yani 8 tane küme türetmiş olurum. Şimdi buraya hesaplarsak 24 olurken cevabımıza ulaşmış olduk. Geçelim D şıkkına arkadaşlar. Burada ise 1 veya 2 yoktur denmiş. Bakınız arada yine veya var. O zaman önce 1 yok bunu hesaplayacağım. Artı 2 yok bunu hesaplayacağım. E, 1 ve 2 yoku yani kesişimlerini ikisinde de saydığıma göre 1 ve 2'nin yok olduğunu Buradan çıkartmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bir yoksa gelelim bu kümeden biri atalım. Geriye kalan elemanlarla 2 üzeri 4 yani yine 16 tane küme türettim. Hiçbirine bir koymadığımda elimde 16 tane olacak. Gelelim buraya 2 yok denmiş. O zaman bu sefer 2'yi bu kümeden silip çöpe atıyorum. Yine geriye 4 tane elemanım kaldığına göre 2 üzeri 4'ten 16 tane alt küme de buradan geldi. Eksi dedim. Burada ise 1 ve 2 yok denmiş. Hem 1'i hem 2'yi çöpe attığımda geriye kalan 3 elemanla 2 üzeri 3 yani 8 tane alt küme ürettim. İşte buradan da yine sorumun cevabını bulmuş olurum. Geçelim bu soruya. Bu sefer 3 elemanlı alt kümeleri denmiş. Arkadaşlar yine aynı mantığı güdeceğiz. Fakat burada 3 eleman olduğu için belirli bir kontenjanımız olacak. Dolayısıyla öncelikle 3 tane kontenjanım varsa şimdi benim A kümemden bir elemanın var olmasını istiyorsam yine aynı şekilde A kümesinden biri sildiğim bu sefer cebime koymuyorum çünkü buradaki kontenjanın biri kesinlikle bir olacak. Çünkü birin var olmasını istiyorum. Şimdi geriye iki tane yerim kaldığına göre burada belirli bir sayıda seçim yapıyorsak işte biz bunu kombinasyonla yapıyorduk. O zaman buradaki dört tane elemandan seçilecek iki yerim olduğuna göre işte dördün ikili kombinasyonu dersek ki bu 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel eşit olurken bakınız burada cevabımız 6'ya eşit bulunacak. Gelelim B şıkkına bir vardır iki yoktur denmiş. Yine üç elemanlı bir kümem olacaksa bir var ise öncelikle biri sildim ve kümeme koydum. İki yoktur diyorsa ikiyi sildim çöpe attım. Şimdi bakınız geriye üç tane elemanım kaldı ve benim iki kişilik kontenjanım olduğuna göre üçün ikilisi dersek ki bu da üçün birlisine eşit olup üçe eşit olacaktır. C şıkkına bakalım. Yine arada veya bağlacını görüyoruz. O zaman burada öncelikle 1 var diyeceğim veya 2 var dedim. İkisinin kesişimini yani 1 ve 2 varı çıkartmak durumunda olacağım. 3 tane kontenjanım vardı. 1 var deniyorsa 1'i sildim buraya koydum. Geriye 4 tane elemanım kaldı ve 2 tanelik kontenjanım varsa 4'ün ikilisine eşittir dedik. Artı diyelim 2 vardır demişiz. E burada ise yine 3 kontenjanımı çizdim. 2'yi sildim koyduğumda yine 4 elemanım kalırken 2 tanelik yerim var. Eksi son durumda ise 1 ve 2 var hesaplayacaksam. Bakınız 1'i sildim koydum. 2'yi sildim 2 varsa koydum. E bu durumda kalan 3 tane elemanımdan buraya koyabilecek bir tane yerim olacak. 4'ün ikilisinin burada 6'ya eşit olduğunu bulduk artı 6 diyelim. 3'ün birisi 3 olduğuna göre buradan cevabımız 9'a eşit çıkacak. Şimdi gelelim D şıkkına. Burada ise 1 veya 2 yoktur denmiş. Arkadaşlar veya gördüğümüze göre yine öncelikle gelin detaya girelim. 1 yok artı 2 yok eksi 1 ve 2 yoku çıkartmak durumunda olacağım şimdi üç elemanlık yerim olduğuna göre gelin bir yok için biri kümemden sileyim ve çöpe atayım e, o zaman bir yoksa buraya yazamayacağım dolayısıyla geriye kalan dört tane elemandan buraya üç tanesini seçmek durumunda olacağım veya 2 yoksa arkadaşlar. Bu sefer kümeme tekrar geldim ve 2'yi çöpe attım. Yine aynı şekilde 2 yok olduğuna göre burada olmayacak. Yani kalan 4 elemandan yine 3 tanesini seçerek buraya yerleştiriyorum. Eksi 1 ve 2 yok ikisinde de saymıştık. O zaman geliniz şimdi 1 yok at çöpe. 2 yok at çöpe. Geriye kaç elemanım kaldı? 3. İşte bu 3 elemandan 3'ünü de buraya seçmek zorundayım. Dolayısıyla 3'ün 3'lüsü diyeceğim. 4'ün 3'lüsü 4'e eşittir. 4'ün 3'lüsü 4'e eşittir. 3'ün 3'lüsü de 1 olduğuna göre bakınız buradan cevabımıza ulaşmış oluruz. Şimdi de evrensel küme ve tümleyerine devam edelim. Arkadaşlar evrensel küme o kümenin tüm elemanlarını içine alan kapsayan kümeyi diyoruz. O kümenin dışındaki elemanların kümesine ise A'nın değili veya tümleyeni derken A üzeri çizgi veya A üzeri şöyle virgülle gösteriyoruz. Şimdi buradaki örnekte A kümemiz bu içerideki olurken bakınız A'nın değili o zaman bu kümenin dışı olacak. Dolayısıyla A'nın dışında kalan işte şu an sarıyla taradığım bu kısımsa bu yeşil kısmın dışında kalan sarı kısımda bu durumda A'nın değiline eşit olacak. Arkadaşlar öncelikle A kümesinin Değilinin değili Yani sanki tersinin tersi Gibi düşünürsek aslında A'yı eşittir. Boş küme dediğimiz Hiçlik evrensel dediğimiz Her şey o zaman Hiçliğin değili her şeydir Dolayısıyla bu evrensel kümeye eşit olurken Evrensel kümenin yani her şeyin Değili ise boş küme olacak A'nın eleman sayısıyla A'nın değilinin Evrensel sayısını yani içiyle dışını Topladığımda Bakınız bu bize tüm evrensel kümenin eleman sayısını verecek. Şimdi A'nın değilini ve A kümemizi burada göstermiştik. Şimdi bakalım burada ikisinin kesişimi nedir? İçerisiyle dışarısının herhangi bir kesişimi yok. Dolayısıyla buranın boş küme olduğunu söyleyebiliriz. A ile dışını birleştirdiğimde bakınız bununla dışını birleştirirsem işte bu bana evrensel kümenin tüm elemanlarını verecek. A birleşim B'nin değilinde buradaki değili 3'üne de dağıtıyoruz ve A'nın değili birleşimin değili kesişim olacak. Aynı mantıktaki gibi burası da B'nin değili olacak. Aynı şekilde burada da arkadaşlar A'nın değili kesişimin değili birleşim B'nin değili olarak burayı da ifade etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda hiç kafanızı yormadan direkt olarak şöyle A B kümelerimizi çizersek bakınız bir de evrenselden bahsettiğine göre bunun dışına da evrensel kümemi yazmış olayım. Şimdi ben buradaki eleman sayılarını bilmiyorum. Hemen bunları x y z t olarak adlandırmış oldum. Geliniz burada bize ne diyor? A'nın değili. Öncelikle A kümesine geldiğim, Şöyle parmağımla elimle kapadım. Bakınız dışta kalan elemanlar A'nın değilini verirken burada Z ve T harflerim olacak. Hemen ZT diyelim. Aradaki kesişimi yazdım. Burada ise B'nin değili varsa bu sefer B'yi kapattığımda dışında kalanlar X ve T olurken ben bu ikisinde ortak olan harfin bana T'yi verdiğini görüyorum. Dolayısıyla T'nin eleman sayısı 8'e eşit dedim. Geçelim ikinciye. A'nın değili ZT idi. Bu sefer arada birleşim var. B'nin değili x idi. Şimdi gelin bunları birleştirelim. X, Z ve T harflerimiz olurken işte buradaki eleman sayımız 12 ise X artı Z artı T 12'ye eşittir diyebiliriz. E, T'nin 8 olduğunu da biliyorsak buradan X artı Z değerimiz 4'e eşit olacak. Şimdi bakalım bizden ne isteniyor? Evrensel kümenin eleman sayısı yani tamamı isteniyor. Dolayısıyla burada evrensel kümemiz x artı y artı z artı t'dir dersek bakınız biz zaten t'nin 8'e eşit olduğunu bulmuştuk. Aynı zamanda x artı z'nin de 4 olduğunu biliyorsak şimdi y'ye ihtiyacımız var. E geliniz burada da bize a'nın eleman sayısı ki biz ona x artı y dedik. Artı diyelim b'nin eleman sayısı demişiz. E burası da y artı z olduğuna göre 14 olarak verilmiş. E biz x artı z'nin 4'e eşit olduğunu biliyorsak 2y ona eşit olmalı. Yani bu durumda y değerimiz de 5'e eşit olmalı. O zaman y yerine de 5 koyarsak şimdi bunların toplamından bakınız cevabımız 17'ye eşit bulunmuş olacak. Arkadaşlar burada ise bize A kümesinin elemanları verilmiş. Şimdi bu tarz sorularda doğruluk ya da yanlışlık olduğunda hemen kafamıza şunu yerleştirelim. Burada elemanıdır ifadesi görebilirim veya alt küme ibaresini görebilirim. Arkadaşlar elemanıdır gördüğümüzde biz burada eleman olarak ne görüyorsak ne görüyorsan kümende onu ara diyelim. Onu ara. Ama alt kümede ise bakınız alt küme bir küme ile ifade edilmeli. Dolayısıyla burada küme parantezi zaten alt kümenin kümesini ifade ederken burada ise içeride ne görüyorsan kümende onu ara. Eğer kümende o varsa doğrudur, yoksa yanlıştır. Onu ara diyelim. Şimdi gelelim bize verilenlere. Burada elemanıdır var. Yani ben burada ne görüyorsam onu arıyorum. Benim kümemde a elemanı var mı? Bakınız burada a elemanı var. O zaman buranın doğru olduğunu söyleyebilirim. Geçtim ikinciye. Elemanıdır gördüğüme göre bu sefer burada ben buna süslü parantez diyorum. Süslü paranteze arıyorum. E bakınız burada süslü parantez a'm da olduğu için bu da doğru oldu. Geçtim üçüncüye. Elemanıdır gördüğüme göre ben burada ne görüyorsam kümemde onu arıyorum. İki tane süslü parantez A var mı? Bakınız burada iki tane süslü parantezde A yok. Dolayısıyla bu oldu yanlış. Geçtim bir sonrakine. Burada alt küme görüyorum. O zaman alt kümede küme parantezinin içerisinde ne görüyorsak onu arıyorduk. Dolayısıyla burada ben böyle bir eleman arayacağım. Fakat kümeye bakarsak böyle bir eleman göremiyorum. O zaman bu da yanlış oldu. Geçelim bir sonrakine. Elemanıdır gördüm. Burada ne görüyorsam onu arıyorum. Yani süslü parantez içinde BC var mı böyle bir eleman? Bakınız B ve C elemanları varken süslü parantez içinde yok. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Pekala. Ben aynı soruyu şöyle sorsaydım bu sefer alt küme olarak sorduğum için burada ne demiştik? Küme parantezinin içerisinde ne görüyorsan onu ara. Yani ben burada B ve C elemanlarını kümemde arıyorum. Ki ikisi de bakınız var olduğuna göre bu doğru olurdu. Geçelim bir sonrakine. B ve E alt küme olarak verilmiş. Alt kümede kümenin içerisinde ne görüyorsam onu arıyorum. Yani B ve E elemanlarını. B elemanım var ama E elemanım yok. Yani bu da yanlış olurken, bu da bana eğer şöyle verilseydi, bakınız elemanıdırla verilseydi, o zaman ben bunu arayacaktım. E burada da B ve E süslü parantez içinde olduğuna göre o zaman doğru olacaktı. Şimdi sona bakarsak, A, B, C alt kümestir A'nın dermiş Burada alt küme olduğuna göre bu sefer içeride gördüklerimi yani A, B, C elemanlarını arıyorum. Bakınız A elemanım, B elemanım, C elemanım. Üçü de var olduğuna göre işte bu ifadenin de doğru olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geçelim. Küme soruları bize problem şeklinde de verebilir. Eğer biz bir topluluğu kümeleştiriyorsak, yani ortak özelliklerinden bahsederek grupluyorsak işte bunlar muhakkak küme problemi sorusudur. Bir sınıfta matematik ve Türkçeden kalanların sayısı denmiş. Bakın matematikten kalanlar var, Türkçeden kalanlar var, geçenler var, ikisinden de kalanlar var. Dolayısıyla kümeleştirmemiz gerekecek. Şimdi arkadaşlar kalan varsa geçen de vardır. Ben olumludan yanayım. Dolayısıyla bunları geçenler olarak alırsam örneğin matematikten kalan matematik elimle kapattığımda dışında kalanlar olacak. Yani şunu da çizersek gelin hemen şuraya x, y, z buraya da t'mizi yazmış olalım. Şimdi matematik ve Türkçeden kalanlar denmiş. Yani bu ne demek? Her ikisinden de kalanlar. O zaman matematiğin de Türkçenin de dışında kalanlar. Yani t eşittir 14 olarak bize verilmiş. Şimdi matematik veya Türkçeden kalanlar denmiş. Arkadaşlar veya görüyorsak bu ne demek? Matematikten kalanlar artı Türkçeden kalanlar eksi matematik ve Türkçeden kalanları çıkar demek. Öncelikle bakınız matematikten kalanlar kim? Biz geçenler kümesi olarak aldığımıza göre matematiği kapattığımda dışında kalan yani z artı t olacak. Artı Türkçeden kalanlar bu sefer Türkçeyi şöyle parmağımla kapattığımda bunun dışında kalan x ve t eksi Matematik ve Türkçeden kalanları ikisine de saydığım için bu sefer matematik ve Türkçeyi kapattığımda ikisinden de kalanlar t'yi çıkartalım. Bakınız x artı z artı t de bize 34 olarak verilmiş. Şimdi öncelikle t'nin 14'e eşit olduğunu biliyorsak buradan x artı z'nin 20'ye eşit olduğunu yazmış olalım. Şimdi matematikten geçen 24 kişiymiş. Arkadaşlar matematikten geçen burası yani x artı y 24 olurken Türkçeden geçen 38 kişi ise bu da bana şu Türkçeyi yani y artı z'yi veriyor. Bu 38 olmuş. Bize sınıf mevcudu sorulduğuna göre x artı y artı z artı t'yi bulmak burada benim amacım olacak. Şimdi arkadaşlar buraya bakarsak biz zaten x artı y'nin 24'e eşit olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda t'nin de 14 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada benim amacım z'ye gitmek olmalı. Şimdi gelin bize verilen bu denklemleri taraf tarafa toplayalım. Ki buradan x artı y artı 2z'ye ulaşırsak bu iki sayının toplamından 58'e eşit olacak. E biz zaten burada x artı y'nin 24 olduğunu biliyorduk. O zaman 54'ten 24 çıkardığımda 2z değerim oldu 34. Her ikisini 2'ye böldüğümde... İşte Z'nin de 17'ye eşit olduğunu elde etmiş oldum. Şimdi gelin bunları toplayalım. Bunu da 24 ile toplarsam sorumun cevabı 55'e eşit olarak bulunmuş olur. Bu sorumuzda ise matematik, fizik, kimya derslerinden bütünlemeye kalanlarla doğrudan geçenlerin oluşturduğu bir grubumuz varmış. En az 2 dersten kalan demiş. Bu ne demek arkadaşlar? 2 veya daha çok dersten kalan, en çok bir dersten kalan demek bir dersten veya sıfır dersten kalan yani hiç kalmayan demek. Pekala bakınız burada bize en az iki ders diyor. Bize matematik fizik, fizik kimya, kimya matematik gibi özel olarak buradaki iki dersin ne olduğundan bahsediyor mu? Hayır. İşte bu tarz sorularda biz üçlü bir küme çizip soruyu yorumlamaya çalışırsak Burada çok fazla değişkenimiz olacaktır. Dolayısıyla soruyu çözmekte gerçekten zor olacaktır. Fakat bu tarz sorularda elimde 3 tane ders var ya, 0 dersten kalan olabilir. Bir dersten, iki dersten ve üç dersten kalanlar olarak ben burayı kümeleştirirsem şimdi bakınız sorumuzu çok daha kolay bir şekilde çözebiliriz. En az iki dersten kalan 17. Yani iki ve daha fazlası 17 kişi. En çok bir dersten kalan 29, yani bu ne demek? En çok bir ise 0 ve 1, yani burası olacak 29. En çok iki dersten kalan ise 43 kişi varmış. Arkadaşlar en çok iki ders ne demek? Çoğu 2 ise 2 iki ve 2'den az olanlar, yani 2, 1, 0. Dolayısıyla bakınız burası 43 kişi olduğuna göre 3 dersten kalan kaç kişi var? Şimdi bunu bulmak istiyoruz. Bakınız arkadaşlar biz buranın toplamının 29 olduğunu biliyorduk. O zaman ben 43'ten 29 çıkartırsam geriye 14 kişi işte burada olacaktır. E bu 17 kişinin 14'ü de iki dersten kaldıysa işte 17'den 14'ü çıkardığımda kalan 3 kişinin de 3 dersten bütünlemeye kaldığını görmüş olurum. İşte bu tarz sorularda şöyle küme çizip iki ders dediğinde 3 ders dediğinde bunlara harflendirmektense bu şekilde yaparsak sorularımızın çözümünü çok daha kolay bir şekilde yapabilmiş oluruz arkadaşlar. Bu konumuzu da bitirdiğimize göre Kamp Plus Matematik kitabımızdan hemen kümelerle ilgili olan sorularımızı çözelim ve bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.